2019'un üçgen bikini hatunlarından biri olmaya and içtim. Ben de bu pazartesi diyete başlıyorum dedim kocama. Necati dedim, benim dedim, bu sene dedim, kilo vermem gerekir dedim. O da dedi ki karıcığım vermelisin dedi, ben sana üçgen bikiniler alıveririm dedi. Dedi de akşam bir baktım beni böyle uzatmış bacakları almış elinde ceviz kasesine acın izliyor. Karıcığım ceviz yer miyiz bebeğim, ceviz kadar mı yersin diyor. Yani seninki can da bizimki patlıcan Necati dedim ben. Yeriz de yiyoruz da işte oramız şişiyor. Sen benim kilo vermemin öndeki en büyük motivasyon engelsin dedim Necati dedim de dinleyen olmadı. Diyen. Böyle bir kişi içsel motivasyona mı yoksa dışsal motivasyona mı sahiptir kilo verme konusunda? İçsel olmadığı kesin. O zaman kilo verme konusunda içsel ve dışsal motivasyonu konuşuyoruz. Kilo vermenin önündeki en büyük engellerden bir tanesi bizim irade kontrolümüzde. Onu çekmiştim. Şimdi de Sümeyra uzman psikolog ve birlikte şunu konuşmak istiyoruz. Deminki gibi örneğimizde biz kilo vermemizin sürekli önünde bizi yemeye çıkaran o kahvenin yanında tatlıyı yememize sebep olan arkadaşımız, evimizdeki ceviz gram yersin diyen Necati'miz, annemiz, işte pişi yapan anneannemiz. Burada herkesi suçlayan ve psikoloji içerisinde gibi gözüküyoruz. Dışsal motivasyon olarak tabir ettiğimiz şey tam olarak da bu mu? Yani motivasyonu hep dışarıdan beklemek mi? Onayı hep dışarıdan beklemek mi? Evet, dışsal motivasyon dediğimiz şey tam olarak bu diyebiliriz. Başka örneklerle anlatacak olursak, diyelim ki sen aslında güzelsin ama kilo versen daha güzel olursun. Senin yüzün var ya cillop gibi ama bu kalçaları versin 10 numara alacağım. Ya da diyor ki kişi mesela kocam beni zayıfladığım zaman daha çok sevecek. Orada bir çarpıtılmış düşünce var yani. Hani koca böyle bir şey dile getirmiyor. Necati'nin derdi Acun izlemek, ceviz yemek yani. Ama orada kendi aslında herhalde bir tık özgüven, öz saygıyla ilgili sıkıntısını eşine yansıtması. Evet. Eğer kişinin benlik şemasında değersizlik algısı varsa ya da değersizlikle ilgili, kendi benliğiyle ilgili bilişsel çarpıtmaları mevcutsa bu kişi genelde dışsal motivasyonla beslenen bir insan diyebiliriz. Yani hep onay bekliyor dışarıdan yaptığı her şeyde ve destek görmek istiyor. Destek göremediğinde küsme, laf sokma, kaçıp gitme gibi davranışlarda bulunuyor. Yani iletişimi de kesmiş oluyor aslında. Bir yerden sonra da varmak istediği noktadan da vazgeçmiş oluyor. Herhalde evet. Bu ben başladım bir diyete ya da bir işe 15 gün, 20 gün sürdürdüm ve bıraktım. 3 ay sürdürdüm ve bıraktım. İşe yaramıyor. Kısmının gelişmesine sebep oluyor. Evet. Yani bir insanın motivasyonu eğer dışsalsa, yani Necati ve Necati gibilerden kaynaklanıyorsa, bu kişinin kilo vermede ya da birçok noktada başarılı olması beklenemez. İçsel motivasyonu peki ben nasıl kuvvetli tutabilirim? Mesela bir örneğim var bir danışanımla ilgili. Demişti ki ben Didem kilo vermek istiyorum çünkü 5 yaşındaki çocuğumla çok daha fazla oyun oynayabilmek istiyorum nefesim kesilmeden. Çok değerli bir motivasyon. Çok çok güzel bir motivasyon. Bu demek değil ki bu kişi motivasyonundan vazgeçecek. Ara ara aşağı düştüğü dönemler olacak. Ben de demiştim ki lütfen bunu en gördüğün yerlere, defterine, aynana, her yere yaz. Çünkü bu senin en güzel motivasyonun, bu senin çocuğunla olan diyaloğun demiştim. Ve bu çok güzel, güçlü bir iç motivasyon kaynağı değil mi? Evet. Sanki burada motivasyon dışsalmış gibi gözüküyor ama aslında içsel bir motivasyon. Şöyle hani kişinin bedeninin sağlıklı olmadığını fark etmesi. Hani şimdi izleyenler şey diyebilir, ha çocuğum için mi zayıflıyorum falan, hani çocuğumla daha fazla vakit geçirmek istiyorum demiş kişi. Deyip hani sanki dışsalmış gibi gözüküyor aslında ama içsel. Yani fazla bir ağırlığı olduğunu vücudunun ve bunun da kardiyovasküler sistemine zarar verdiğinin farkında. Evet, evet. Bunu en çok hani hepimiz spor yapıyoruz diyemeyiz. Demek ki onun en efor harcadığı nokta çocuğuyla. Çocuklar biliyorsunuz çok hareketliler. Evet. Parka gidiyor, oyun oynuyor, zırt da orada, zırt burada. Bir çocuğu oynayan peşinden koşturmak efor istiyor. Bir anne olarak artık efor gösteremeyecek bir bedende olduğunun farkında kişi. Kendini idealize ediyor ya da ulaşmak istediği ideal bir kişilik var. Hani sağlıklı bir anne olacağım, sağlıklı bir birey olacağım. Neden kilo vermek istiyorum? Bunun yanıtları
bulmuş. Hani ben işte sağlıklı bir birey olmak istiyorum. Çocuğuma vakit ayıran sağlıklı bir anne olmak istiyorum falan. Ya da çocuğuma vakit ayırabilmem için ne gerekiyor? İlk önce sağlığımın yerinde olması gerekiyor gibi. Ve kişi evet. kendini ikna etmiş ve buna inanmış. İnanınca da ne oluyor? İrade duygu, işin içine giriyor. Duygu güçlü bir duygu geliyor evet, arkasına. Evet, irade de işin içine girmeye başlıyor. Çünkü kendi sorumluluğunu almaya başlıyor. Aslında konuşurken yaratıyorum eğitimlerinde de çokça bahsediyoruz bundan. En güzel şey bizim gözümüzü kapattığımızda o ben bunu yapmak istiyorum dediğim şeyi hayal edebildiğimiz hı hı. nokta. Bu birey aslında gözünü çoktan kapatmış ve kendini çocuğuyla o parkta koştururken hayal ediyor. Hı hı. Bu gerçekten güçlü bir motivasyon. Ama benim burada şeye dikkat etmem gerekiyor mu? Yani ben motivasyonumu devam ettirebilmem, başlatabilmem için ben kimim? Hı hı. Ne istiyorum? Hı hı. Niye istiyorum hı hı. ve sonunda nereye varacağım? Kesinlikle. Evet. Hayatımızın diğer alanlarına baktığımız zaman kişi zaten bu sorulara yanıt verdiği zaman hayatındaki diğer alanlarda da başarıyı ve belli bir istikrar yakalayabiliyor. Dürüst, kendiyle dürüst hı hı. bir iletişimi kuruyor. İnanmak için ilk önce kendinizi ikna etmelisiniz. O şeyin sizin için gerçekten bir gereklilik olduğuna kendinizi ikna etmeniz gerekiyor. O zaman ben bu tarz gelen bir kişiye hep şey söylüyorum. Motivasyonu nasıl yükseltebileceğiniz kısmında da bir şeyler diyerek kapatmak istiyorum. O en ünlü benzin istasyonlarında bugün harika gözüküyorsun yazısını kendinize hediye edin. Çünkü takdir ve sevgi ve değerlisin duygusunu hı hı. biz kendimize ilk önce veremiyorsak hı hı. dışarıdan bunu beklemenin hiçbir anlamı yok. Çünkü önce biz kendimizi sevmekle yükümlüyüz. Hı. Sevin kendinizi. Önce sevin. Ben değerliyim. Ben iyi bir bireyim, hı hı. ben güzel bir bireyim. Kilo vermenin bununla hiçbir ilgisi yok. Kilo vermenin sağlığımla bir ilgisi var. Kısmı doğru kod. Hı hı. Çünkü göbeğin bu kısmını, kolun bu kısmını eritiyoruz ama beynin bu kısmı değişmiyor. İnançlar burada. Ben bunu öneriyorum. Senin önermek istediğin bir şey olur mu? İnsanların kendilerine değer vermeleri gerekiyor. Değeri ilk önce kendi içinizde kendinize dair bulmanız gerekiyor. Kusurlarınızla, hatalarınızla kendinize sevin. Beni böyle sev, seveceksen derim. Yani zaten şu çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Hani ben harikayım, her şeyimle mükemmelim gibi bir şey söz konusu olamaz. Yiyerek, nefes alarak yaşamayı öğreniyoruz aslında. Var olmayı öğreniyoruz. O zaman sizin motivasyonunuzun yüksek olduğu bir yıl diliyoruz. Sizi öpüyoruz efendim. Görüşmek üzere.